neler yaptıklarını gördük. Ya da inandıkları dini lider olarak gördükleri kişilerden emir aldıklarında neler yapabildiklerini 15 Temmuz'da çok yakından gördük. Ordu'da yani hani başka yerde olur olmaz ayrı bir tartışma ama hani Ordu'da hiç olmaz gibi sanki Salim Bey. Ya elbette olmaz. Yani hakikaten ne diyeceğini insan bilemiyor. Şimdi Ahmet Paşa'm da ben de yani ikimiz de birer harbiyeliyiz aslında. Yani şimdi bir harbiyelinin bir harbiyede yetişmiş o ruhu alması gereken bir subayın diyeyim. Şu tarz tartışmalar yaşanırken yani hissettiğini emin olun kelimelerle ifade edemem. Yani Atatürk ve Harbiye etle tırnak gibidir. Birisini çekip aldığınızda diğeri kalmaz. Ya, hakikaten Harbiye demek Atatürk demektir. Harbiye demek Atatürk ruhu demektir. Atatürk demek de Harbiye demektir. Yani şimdi bu kadar etle tırnak olmuş birbirine girmiş. Yani hele ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içinden geçmiş, onun en büyük başkomutanlığını yapmış, bu ülkeyi bir kurtuluş savaşıyla bağımsızlığına kavuşturmuş bir liderin o kurum içerisinde, özellikle o kurum içerisinde tartışılıyor hale gelmesi, yani bu derece isminin bile geçiyor oluşu emin olun beni yani çok derinden yaralıyor. Ama bundan daha hani Atatürk diyor elim bundan daha vahim olmak üzere hakikaten yani şimdi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler yani diyor ki 10 Kasım'da meydana gelen bir hadise bu diyor. Bir tane öğrenci subayımız yakasına takması gereken fotoğrafı takmıyor diyor. Ne fotoğrafı ya? Hangi fotoğraf? Hangi yakasına takmadığı hangi fotoğraftan bahsediyorsunuz Yaşar Güler? Atatürk'ün fotoğrafı. Ya yaklaşık 50 senesini değişik kademelerde Türk Silahlı Kuvvetleri'nde geçirmiş. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Genelkurmay Başkanlığı'nı yapmış. Bugün Milli Savunma Bakanı görevini icra eden Yaşar Güler'in yakasına takması gereken bir fotoğraf diye tanımlaması meseleyi anlamaya yeter. Evet. Meseleyi yani, anlamaya yeter. Biz teğmenleri değil de o zaman orgeneralleri ve konuşmamız. Ben onu konuşacağım. Evet. Yaşar Güler, ismini anmadığın o fotoğraf Atatürk'ün fotoğrafı. İsmini söylemekten çekindiğin bir fotoğraf diye geçiştirmeye çalıştığın, senin de içinden geçip yetiştiğin Harbiyeli Mustafa Kemal Atatürk. Ve zamanında 1283 yoklamasında içimizde diye bağırdığın Atatürk. Ya o zaman sahteydi bağırışlarınız ya bugün değiştiniz dönüştünüz. Ya da siyasi ikbal ya da siyasi çıkarlarınız aidiyet duygularınızın bile önüne geçip kendi kişiliğinizden uzaklaşıp başka bir şekle bürünmenize başka bir veçhe ile ortaya çıkmanıza neden oluyorsa yazıklar olsun. Bana ağır gelen bu. Siyasetçiler her şeyi söyleyebilir. Ama Yaşar Güler, ama bu ülkenin Genelkurmay Başkanı Yeni Şafak manşetlerinden başka şey konuşur Murat Bey'le. Çok böyle vakayı adiyeden, sıradan, disiplinsizlik içeren bir olay gibi bunu geçiştiremez kardeşim, kahrolur. Geceleri uyuyamaz. Hani dezenformasyondu? Bu olay İlk patladığında, ilk kamuoyuna yansıdığında bundan 1,5 ay kadar evvel Milli Savunma Bakanlığı alelacele gece yarısı bir bildiri yayınladı. Dedi ki baştan ayağa dezenformasyondur, böyle bir olay olmamıştır. Doğru. Biz haberi o yüzden vermedik. Evet. Hatta o gün tartışacaktık. Yani, doğru. Biz açıkçada Gökmen Karadağ izliyorsa bilir. Tabii. Dedi ki Salim Bey bugün alalım bunu, çok önemli. Dedim ki Milli Savunma Bakanlığı kardeşim bu dezenformasyondur diye bildiri yayınladı. Benim Milli Savunma Bakanım, benim Milli Savunma Bakanlığım dürüsttür, doğrudur. Ben bu açıklamanın üzerine bu konuyu konuşmam. Kaldı ki dedim, ihtimal bile vermem böyle bir olayın vuku bulduğuna. Bir teğmenin yakasına Atatürk'ün fotoğrafının takılmasına itiraz edeceği aklımın ucuna gelmez. Doğrudur, bu bir dezenformasyondur dedim. Ne oldu Yaşar Güler Paşa?
Ne oldu? Bugün bunu Atatürk ismini karartarak vakayı adiyeden sıradan bir olay gibi yansıtıyorsunuz. Ya hakikaten yazıklar olsun ya. Gerçekten yazıklar olsun. Utanıyor musunuz Atatürk'ün ismini anmaktan? Bu olayda Atatürk'ün yakasına Atatürk'ü o üstelik 10 Kasım'da yapıştırmayan, iliştirmeyen bir teğmen olamaz diye en yüksek perdeden bu ülkeye güven vermeniz gerekirken yakasına takması gereken bir fotoğraf şeklinde Atatürk'ün adını karartmaktan ancak utanmanız lazım. Evet. Ve bu görevi bu şekilde yapacaksanız hakikaten 50 yıllık maziniz, o üniforma taşıdığınız yıllar yani sizden hesap sorar. Aynı şeyi nerede yaptılar biliyor musunuz? Aynı sessizliği. 103 amiral bildiri yayınlayıp Montreux ve ikinci maddesi neydi? Sarıklı amiraldi değil mi? Bir sarıklı amiralin resmi araba ile üniformasının üzerine bir cübbe ve sarık geçirerek bir tarikatın toplantısına katılamayacağı hususunda bildiri yayınladıklarında ağzınızı açıp iki laf edemediniz. Doğru mu yanlış mı söylemediniz. Bir yıl bekletip şura yoluyla emekli ettiniz. Soruşturma bile yapamadınız. Şu andaki Genelkurmay Başkanı nerede? Metin Gürak ne düşünüyor acaba bu konuda? Ya Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içine bu tarz bir tarikat yapılanması girmişse ki girdiği söyleniyor. Kendileri söylüyor. Yeni Şafak anlatıyor. Yani ne demek ya? Namaz kılan subaylar, efendim bir cemaate mensup subaylar, öğrenciler, onları fişlediği iddia edilen gazeteye göre, o şeye göre bana, gazete bile demem, ona göre yani Atatürkçülüğü, Atatürk'ü takip eden subayı, Atatürk sevdalısı subayları neredeyse darbeci, neredeyse efendim işte kumpas yapıp diğerlerini ortadan kaldırmaya çalışan, cuntacı diye tanımlama gafleti gösteren bir medyaya ya da medya görüntülü bir takım troll odaklarına cevap bile veremiyorsunuz. Sükut ikrardan mı geliyor? Evet. Salim Bey, Ahmet Bey'e bir soru sorayım bu arada. Şimdi teğmen olduklarına göre Sayın Yavuz, bunlar önceden bir Atatürk sevgisizliğine sahipler. Yani bunlar herhalde Tuzla'ya geldiler. Daha önce Atatürk'ü seviyorlardı. Seçilirken askeriyede öğrenci olacakları için Türk Silahlı Kuvvetleri'ne öğrenci olarak alınırken bir testten geçtiler de Atatürk'ü çok seviyorlardı da sonra girince TSK'nın içine bir anda orada aldıkları eğitim ve öğrendikleriyle Atatürk'ten soğumuş olamazlar herhalde. Yani mantık yürüttüğümüzde. Dolayısıyla bu tarikat ve cemaatlere kapıların nasıl açıldığını da herhalde sorgulamamız lazım. Bugün çok çarpıcı bir iddia Tolga Şardan, gazeteci Tolga Şardan'ın köşesinde vardı. O artık cemaat yapılanmalarının o hale geldiğini, artık kendi aralarında namaz kıldıracak imam tartışması, sen işte bizim cemaatten değilsin, bize namaz kıldıramazsın, biz senin arkanda namaz kılmayıza kadar vardığını yazmış ve bunu Milli Savunma Bakanı'na sormuş. Öte yandan ikinci bir soruyu daha gündeme getirmiş. Bu